Ettiğim için özür dilerim. Arabam bozulunca çok korktum. Ormanın en tenha yerine de olsa vahşi hayvan da çıkıyor bazen yola. Teşekkür ederim, hiç içmem. Arabanızı görünce ne kadar sevindim bilemezsiniz. Beni şehre bırakmanıza nasıl teşekkür edeceğimi bilemiyorum. Ankara'ya mı gidiyorsunuz? Sizin şehre. Bir iş münasebeti mi? İleride, şimdilik sadece yerleşeceğim. Çok, çok memnun oldum. Şehrimizi çok seveceksiniz. Babam çok nüfuzludur şehrimizde. İsterseniz, yani bir faydamız olabilirse belki işitmişsinizdir. Yani yerleşeceğinize göre mutlaka tanıyacaksınız Bekir Gürsoy. Kısaca Bekir Ağa derler. Tanıyor musunuz kendisini? Fabrikatördür. Rakip olacağız demek. Mühendis misiniz? Tahsilim yok, okuyamadım. O hakkı elimden aldılar. Ya. Ticaretle uğraşıyorum, dahil işleri yaparım. Uzun zamandır burada bir konuyla ilgilendim. Yatırım yapacağım. Ticarette gizlilik şarttır. Şimdiye kadar gizledim ama artık açıklamakta mahsur yok. Kimdir ticaret odası başkanı burada? Hacı Rükneddin. Nişanlım Yılmaz'ın babası. Her arzunuz için yardıma hazırım. Nişanlısınız demek. Bu sene üniversiteyi bitirince evleneceğiz. Bakın hele, fabrika kuracaklarmış ha? Buraya yerleşecekmiş, öyle dedi. Rekabetlik etmek isteyen nicesini gördük şimdiye kadar. Evelallah bir ay dayanamadılar. Ne biçim bir şeymiş bu? Suratından düşen bin parça oluyor. Asık yüzlü, ağzından dirhemle laf çıkıyor mübareğin. Ama yine de tuhaf bir hali var. Nasıl anlatayım? Çok acı çekmiş insanların hali var üstünde. Maşallah, maşallah! Gelin hanım, insan sarrafı kesilmiş gayri! Bunları mı okuturlar size üniversitede kızım? Müsaade edin de o kadar olsun babacığım! Hele bir yarın olsun da ticaret odasından tahkikat edelim. Kimmiş, neymiş, neyin nesiymiş? En iyi odamız beyefendi! Arzu ederseniz ara kapıyı açıp yan daireyle birleşebilir. Geceliği 30 lira! Çok kalacaksanız indiririm. Kasada mı saklayayım efendim? Peşin. Teşekkür ederim. Başka emriniz? Tanıyor musun? Salih tutucu. Hamamı var. Köşedeki kıraathaneyi tutar. Affedersiniz, yani geceleri poker, kumar oynatır. Kâfi. Restim. Ne kadar? 50 bin lira kadar.
O kadarını göremem. Patronunla ortak oynuyorsun. O ne demek? Beş pot demeden işaret alan sen değil misin? Beyefendi. Diye şaştın değil mi? Bu kağıdı bana vermemişti. Affedersiniz. Burası namuslu müessesedir, emin olun. Beyin hesabını derhal ödeyin. Bir viskimizi içmez misiniz? Hiç görmemiştim sizi. İlk gelişiniz mi? Buraya yerleşiyorum. Mesleğiniz? Bir fabrika kuracağım. Çok çok memnun oldum. Acaba nerede? Sizin toprağınızda. Çamlıbel'deki toprak senin değil mi yoksa? Nereden biliyordunuz? Satar mısın bana? Fiyatta anlaşırsak, teklifiniz ne? Bekira'dan aldığım fiyata. Bekira... Kaça almıştın zamanında? Şimdi hatırlamıyorum. Yarın sabaha kadar hatırla, sabah erkenden beraber gidip geri görelim. Emredersin ağam. Tepeye çıkalım. Çok rahatsızım bey, kalbim. Kalbin ha? Çok mu acı çektin gençliğinde yoksa? Vicdan azabı rahatsız mı etti seni? Ne münasebet bey? Mesela haksız yere birinin ölümüne sebep olmak filan? Açık konuş. Benimki sadece tahmin. Yaranı deşmek istemezdim. Bekira'dan aldığın fiyatın 5 mislini veriyorum. Kaça almıştın? 10.000. Kabul. Peşin vereyim mi? Sen bilirsin. Al say. Ne demek bu? Ne demek mi? Şimdi anlarsın ne demek olduğunu. Topla lan! Paramı beğenmedin mi yoksa? Tabancam varmış. Tıpkı bir zamanlar evimize hırsız gibi gizlice girip babamı idam ettirmek için sakladığın silah gibi. Sen... Günahsız yere astırdığınız Ali'nin oğlu Mehmet'im. Aç ağzını. Allah'ıma kitabıma yemin edeyim ben... ayağının altını öpeyim, kulun kölen olayım. Aç ağzını lan. Babama tek bir fırsat vermediniz kurtulmak için. Ama işte işte sana fırsat. Ben yüz saymadan tepenin oradaki ağaca kadar varırsan... Bağışlarım seni. Kalk ayağa. Sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Thank you.
Evet, kalp sektesi. Arazisini gösteriyordu, tepenin üstünde birden fenalaştı, yuvarlandı. Arabaya kadar kollarında taşıdım. Maalesef kurtaramadık. Siz buraya yerleşecek misiniz, değil mi? Evet, Mehmet Ekmen. Doktor Yılmaz Koray. Memnun oldum. Size teşekkür borçluyum. Dün nişanlımı ormandan şehre kadar getirmişsiniz. Rica ederim. Memnuniyetle tabii. Ne kadar zor şartlar altında çalıştığımızı bir bilseniz. Evet, ne kadar lütfedecektiniz? 50 bin. Kimsesiz çocuklar için. Size ne kadar teşekkür edeceğimizi bilemiyorum. 50 bin! Oh Allah'ım, şöyle buyurmaz mısınız? Müsaadenizle. Vay anasına! Bir kalemde 50 bini bastırmış herif ya! Allah razı olsun, Allah tuttuğunu altın etsin. Kızılay'a büyük bağışta bulunmuş. Ya, çok iyi bir adam! İşittin mi kardeş? Sayesinde bütün yetimleri donatmış! Ya ya, şusu gibi para dağıtıyor! O kadar zengin demek! Ah, sen de inanırsan pes ağam! Dolandırıcının tekidir, göreceksin! Göz boyamak için yapıyordur! Asla! İşittim ya, erkek herifmiş dedim. Erkek olduğuna göre de ille ve de ille Manavgatlı'nın meyhanesine düşecektir. Demedim mi lan? Dedin ha, dedin ha, dedin. Aha şahit! Fabrikayı rahmetlinin toprağına kuracakmışsın. Şimdi ne oldu? Ben de onun için geldim. Bir faydam olursa ha? Hasan Bey diye biri varmış. Çulsuz derlermiş vaktiyle. Onun değirmen arkasında bir toprağı varmış. Ha, çulsuz mu? Ha. Çulsuz, gel lan buraya! Selamun aleyküm bey. Konuşalım, ne istiyorsunuz? Anlaşırız. Ne veriyorsun? Kaça almıştın? Sen de burayı bir hizmet, bir diğer karşılığı aldın. Ne bileyim, belki para, belki bir çalışma, belki de rüşvet, belki de yalan şahitlik. İyi misal değil. Belki de polise yalan ihbarda bulunmuşsundur. Birisi şu eve girdi, silah sesi işittim demişsindir. Ne dersin Manavgatlı? Nedir sorun ağam? Babamın intikamı. Baban kim ola ki? Yalancı şahitlikle sehpaya gönderdiğin Ali. Ne? Kaldır ellerini, dön arkanı. Thank you.
üzülsün be, bizi sağ komaz. Aptal, Salih bu öldürdü besbelli. Savcıya varırsan işi tamamdır, fırla! Başlayacağım. Ha? Deli misin sen? Ben işimi bilirim. İleride uçurumlarda direksiyon kıracağım. Yuvarladık mı kurtulduk demektir. O bizi sıkıştırırsa basarsın kurşunu. Şüphen olmasın kardeş. Var mısınız? Teşekkür ederim. Çok hızlı mı gidiyorlardı? Oldukça. Sebep? Ne münasebetle gitmiştiniz değirmenin oraya? Toprak alacaktım civarda. Kuracağım fabrika için. İşitmişler geldiler beni buldular. Şehre uzak diye istemedim. İsrar ettiler, zorla götürdüler. Manavgatlı diye biri durmadan içiyordu. Ya öbürü? Hiç içmedi. Arabayı o kullanıyordu. Uçtukları yer tehlikeli bir viraj da değildi. Hiç anlamadım sebebini. Biz de anlayamadık. Çok gerilerinde miydiniz? Yok. 15 metre kadar yoktu aramız. Çok zahmet ettik size. Teşekkür ederim. Rica ederim vazife. Evet. Cesetlerin her tarafı yara ve çizik dolu. Ama kazada mı yoksa hemen öncesi mi oldu tespiti imkansız. Ne olduysa 15 dakika içinde olmuş. Kendisi ne diyor? Gayet efendice ve makul konuşuyor. Aleyhinde olabilecek hususları bile gayet açıkça ortaya koyuyor. Mert bir adam. Ne diyeyim be? Söylediklerinin aksini ispatlayacak tek bir görgü şahidimiz yok ki.
Haklısınız ama çok tuhaf. Birkaç gün içinde temas ettiği üç kişi de ölü olarak geçti elimize. Müsaade ederseniz ben kendi açımdan tahkike devam edeceğim. Özel merak hudutlarını geçmemek şartıyla peki. Buyurun, hoş geldiniz. Rahatsız etmiyorum ya. O nasıl laf, ihya ettiniz bizi. Vazifemdi. Çok alçak gönüllüsünüz. Sadece kararlıyım. Anlayamıyorum. Çok korkunç şartlar altında yetiştim. 8 yaşında dünyada yapayalnız kalmışım. Yapayalnız. Anadolu çocuğuyum. Doğup büyüdüğüm şehirden o günlerde yollara düştüm. Gurbete çıktım İstanbul'a. Aç susuz boğuşmaya başladım hayatla. İki kere donmak üzereyken karlar arasından kurtarmış polisler. Kaç kere açlıktan sokaklarda kaldırım köşelerinde bayılıp kalmışım. Hiç unutmam, bir gece bir zengin evinde köpeğin kulübesindeki köpeğe atılan yemeklerin kırıntılarını çalmıştım. Açlıktan gözüm dönüyordu. Köpeğin attıklarını yerken yakaladılar. Dövdüler. Gene yılmadım. Çalıştım. Kazandım, 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 kazandım! O kadar genç yaşınızda mı? Bir insan bu yaşta bu kadar para kazanabilir mi diye sormak istiyorsunuz herhalde. Estağfurullah! Aklımdan bile geçmedi. Yemin ederim. Yemin ettim. Elimde o güç oldukça kazandığım parayı kimsesiz aç çocuklara dağıtacağım dedim. Kimse benim çektiğim sefaleti çekmesin dedim. Bunun için kazandığım parayı nasıl kazanırsam kazanayım hiç önemi yok. Anladınız mı? Hiç önemi yok. Yeter ki ufacık bir çocuk kimsesiz bırakılmasın bu dünyada. Köpeğin artıklarını çalıp yerken yakalanırsa dövülmesin. Anladınız mı? Sizden özür dilemek istiyorum. İlk gördüğüm an sizi son derece kaba, hissiz biri sanmıştım. Ama şimdi ne kadar asil ruhlu... Yeter! Buyurun, kimsesiz çocuklar için. Allah'ım! Gene mi? Bahse değmez. Delirdi mi bu be? Herkesin ağzında ağam. Fakir fıkara bayram ediyor. Aklını kaçırmış bu adam. Ne olursa olsun yaptığı büyük insanlık baba. Ey cemaat-i Müslümin! İşte İslam'ın emri! İşte hakiki Müslüman, bir din kardeşi aç yatarken, içi sızlamadan uyuyan insan Müslüman değildir, kafirdir. Elinde imkan varken çaresiz din kardeşlerine yardım etmeyen insan Müslüman değil, kafirdir. Allah o gençten razı olsun. Biz Müslümanlar birbirimize hep böyle yardım edelim. Acele etmeyin efendim, hepinize yardım edeceğiz, hepinize buyurun, siz de! Rahat uyu baba! Uğruna baş koydu oğlum! Seni astıkları gece ettiği yemine sadık kalacak oğlum! O k***lerden bir teki bile sağ kaldıkça dönmeyecek davasından! Rahat uyu babam! Doya doya öpemeden, ak saçını göremeden, ellerine kapanıp ağlayamadan ayrı düştüğüm babam! Selamün aleyküm! Ve aleyküm selam! Yolunu mu şaşırdın bey? Mezarı gördüm de, yatır mı? Hayır ağam! Ali derlerde yiğit bir kişi vardı, astılar garibi! Onun mezarı derler! Niye asmışlar ağa? Bekir ağa zalimiyle adamları iftira etmişler, bir cinayet yüklemişler derler! Tanır mısın Bekir ağayı? Aha!
Bu şehrin yarısı o değil sizindir. Nereye gidiyorsun baba? Arabam aşağıda, bırakayım seni. Şehre bir genç gelmiş derler oğul. Fakir fukaraya yardım edermiş, yetimleri, öksüzleri sevindirmiş. Aha, ölen Ömer'imin yetimleri. Varayım halimi anlatayım dedim. Ağam, ben dilenci değilim ağam, senden para istemedim. Estağfurullah ağa, ben sadece vazife yapıyorum, buyur. Ağam! Din kardeşi değil miyiz, borcum? Al, al diyorum sana. Allah'ım, şükür sana, hamdolsun! Ne büyüksün yarabbim! Yapmaya? Ben sadece ufacık çocukların size minnetini göstermek için... Minnet değil vazife! Teşekkür edilsin diye yapmadım yardımı! Ne hakkınız var ufacık çocukları bu yaşta minnet şükran gösterisiyle zehirlemeye? Hı? Size tevdi edilmiş yardımı herkese anlatmaya, ismimi yaymaya hakkınız yok! Affedersiniz! Kaba bir adamım ben! Böyle ince laflardan anlamam! Yaldızlı süslü kelam bilmem! Sana bir çift sözüm var. Yiğit kızsın. Seninle başka şartlar altında tanışmak isterdim. Efelek burada da yetişti. Söyle dilber, söyle... Niyetin nedir? Bilirim dert bende... Derman sendedir... Güzel sendedir... Ben senin derdinde... Döndüm, eller sefan sürer de cefa bendedir, gülüm bendedir. Eller sefan sürer de cefa bendedir, güzel bendedir. Çekil dilber çekil, yolumda durma. Sen vurma, güzel sen vurma. Mevlam bin dert verdi de, bir de sen vurma, güzel sen vurma. Açtığın yaralar, salmaz azar. Dilerim
sen ölme. Geçmiş olsun. Eyvallah, eyvallah. Geçin anam be. Geçmiş olsun Keleşa. Geçmiş olsun. Sağ ol. Hadi Şerefe. Seninle. Gecenin bu saatinde mi? Kimsen yok mu? Kimsin sen? Öğrenirsin. Defol yoksa çekerim tetiği. Alışkınsın bilirim. Bir zamanlar müftügüllerin Lütfiye çektiğin gibi çekersin tetiği. Sonra da suçu günahsız birinin Ali diye birinin üzerine atarsın, değil mi? Elindeki silahtan utan erkek artı. Ne duruyorsun? Çeksene tetiği! Kimsin sen? Mehmet! Astırdığın adamın oğlu! Vur erkek sen! Buradan vur, soysuz! Ateş etsene, korkak! Kardeş, Ateş et, vur erkek sen! Kim o? Benim Keleş, ben Hamit. Saklan kardeş, Allah rızası için saklan! Selamı var. Gücelik sana. Ama gene büyüklük bende kalsın. Var git hatırını sor dedi. Söyle o Allahsıza hatırını da selamını da şeytan alsın. Aklını başına al. Nedir bu halin be? Aha bak, herkes ağanın sayesinde çift çubuk sahibi oldu. Han hamam sahibi oldu. Biz sen mi kaldın dünyada iyilik meleği be? Olmuş, olmuş bir kere. Elinden çıkmış bir kaza. Ya günahsız yere asılan o zavallı? Bırak şimdi onları! Kanun emretmiş! Bizim elimizden ne gelir? Ya günahsız yere ipe çektiler, yalan mı? Ne olmuş yani? Ne olmuş? Karşılığında dünyanın altınlarını dökmedi mi ağamız? Ha? Söyle! Dökmedi mi? Ne istersen vermedi mi? Herkes para tuttu, bir sen kaldın ortada! Vicdan dedin, içim yanıyor dedin, içtiğin o rakılar mı söndürdü vicdanının ateşini? Kırdın döktün etrafı! Mapuslarda, damlarda geçirdiğin o yıllar mı soğuttu yüreğinin yarasını, ha? Ağız selam eder, sabah erkenden varsın bana diyor. Bu hal, hal değil diyor. Artık kendine çeki düzen versin, çift çubuk vereyim ona diyor.
Defol lan! Keleş! Defol! Öldürdüğün tekrar mı dönecek? Aslan Ali tekrar mı mezardan kalkacak? Defol! 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 Vur beni Ali'nin oğlu! Allah'ının, Kur'an'ının, peygamberinin adı için vur! Dayanamayacağım gayrı! Yapamayacağım Ali'nin oğlu! Yapamayacağım! Kalleş, korkak köpeğim biriyim ben! Kendi elimle kıyamadım bir türlü canıma, yapamadım! Unuturum dedim, içkiye vurdum, esrara vurdum, yapamadım! Bir türlü çıkmadı şuramdan acı! Allah'ının birliği için vur beni, vur beni kardeş! Gerçekten yürekten pişman mısın? Emret, şu pis canımı vereyim. Sadece söylediğimi yap kâfi. Ne istersen, ne istersen! Çıldırdın mı sen be? 50, hafta sonuna kadar 100.000. Git işine be! Sen bilirsin ha! Çek elini! Ne yapıyorsun? Nereye telefon ediyorsun? Savcıya! Ne diyeceksin ona? Esas katil ben miyim diyeceksin? Allah'ıma, kitabıma! Alo! Nere? Savcıyla görüşeceğim. Kendisiyle! Bir cinayet ihbarı için! Ver şunu! Tamam mı? Ne istersen vereceğim! Alo! 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 Beni arayan numarayı tespit edin hemen! Allah'ıma yemin ederim ki hepsi bu. Yarına kadar tamamla. Ayağının altını öpeyim Keleş, o kadar param yok benim. Biraz beklesen. Yarına! Ne var, ne oldu baba? Ne istiyor bu senden? Yok, bir şey yok oğlum. Bütün fakir fukaranın ihtiyacını göreceksiniz, son kuruşuna kadar dağıtacaksınız, gene geleceğim. Allah razı olsun senden. Sen bir meleksin. Ben mi? Meleklerden daha iyi, daha temizsin. Sadece içi kin, nefret dolu intikam peşinde koşan bir canavarım. Kin, intikam, nefret kimden? Kime bu kinin, nefretin, söylemeyecek misin bana? Nasılsa bir gün öğreneceksin. Bırak o zamana kadar, benim için düşündüğün o, o iyi hislerle avunayım. O sözlerine gelince, dünyada bir kızdan işittiğim ilk tatlı laflardı onlar. Sana çok teşekkür ederim. Anlayamıyorum, hiç anlayamıyorum seni. Kalbi bu kadar iyilik dolu bir insanın, o derece korkunç bir kin beslemesi... Yeter! Affedersin, söylemiştim sana, kaba insanım ben. Terbiyeden, yaldızlı hareketlerden yoksunum diye. Kusuruma bakma! Hayatla boğuşmaktan, pençeleşmekten fırsat bulamadım böyle şeyleri öğrenmeye. Sadece hayatta kaldımsa, o bile korkunç bir başarı. Bütün kalbimle sana inanıyorum. O acılı geçmişini unutturabilmek için... Elimden gelse canımı bile veririm. Allah kahretsin. Mehmet. Lanet olsun. Evet. Bana hiç mi güvenmiyorsun? Kime bu kinin? Nedir peşinden koştuğun o korkunç intikam? Kim olduğumu bilsen nefret ederdin benden.
İçimde sadece öldürmek, gebertmek, ezmek, kahredinceye kadar yıkmak, yok etmek hissinden başka hiçbir şey yok. Kendini ne kadar alçaltmaya çalışırsan çalış. Benim için sadece bir meleksin. Bütün ömrümce hep acı çektim. En karanlık günlerimde hayatıma ışık veren tek rüya günün birinde senin gibi bir kızla tanışmak, özlediğim sevgiyi, şefkati onda bulmak ve sevmekti. O kızı buldum Filiz. Ama o rüya hiçbir zaman gerçekleşmeyecek. Ya o kız? Senin için her şeyini feda etmeye razıyız. O kız beni tanıyınca en büyük düşmanım o olacak. Bırak deliliği! Ya parayı ya sehpayı ağam! Sehpaya gidersek beraber gideriz, unutma! Benim dünyam o zavallın nasıldı gece kaymış ağam! Bir gün önce bir gün sonra fark etmez! Göbertirim köpeğin çanak yalayıcısı! Ne edeceksin o parayı? En ufak bir hareket çekerim tetiği! Halk yardımlaşma derneğinin de kuyruk oldu! Birbirlerine giriyor fakir fukara! Filiz'in orası mı? Hı-hı! Filiz abla hoparlörle konuşuyor! Halka bedava erzak, kömür, yardım parası dağıtıyor! Sayın hemşerilerimiz, lütfen sıraya girin! Derneğimiz hepinize yardım edecektir! Lütfen sıraya girin! Yarın gene geleceğim ha! Beni vurdurmaya, peşime kiralık katillerini koymaya kalkışma! Ben sadece vasıtayım ha! Ne demek istiyorsun sen? Demem o ki, ardımda öyle biri var ki... ...senin gibi bin tanesinin gücü yetmez onun sırtını yere getirmeye! Kimmiş o? Ali'nin oğlu! Haksız yere astırdığımız Ali'nin oğlu! Uğursuz! Yalancı! Yalancısın sen! Yarın görürsün ha! Bekir ha! Alo! Alo! Savcılığı ver bana! Alo! Kim? Bekir Ağa mı? Evet, işittim. Tahkikat yapıyorum. Bağışta bulunmanızı, fakir fukarayı bu derece düşünmenizi minnetle karşılarız beyefendi. Sadece bu kadar parayı nereden bulduğunuzu merak ediyoruz. Bütün hesaplarım açık. Her bankadan sorabilirsiniz. Sorduk. Henüz cevap bekliyoruz. Alo? Alo! Evet, evet, teşekkür ederim. Bankalar hakkınızda çok iyi konuşmuşlar. Durumumuzu anlarsınız herhalde. Ne de olsa alışık değiliz böyle bağışlara. Verdiğim paralar sadece benim değil. Efendim? Başkalarının parasını verdim derneğe. Anlamadım. Nasıl aldınız o paraları ve kimden? İki günahsızın katillerinden. Bu ithamınızı bir ithar olarak kabul ediyorum. Kimdir katiller? Kendileri itiraf etsinler. Mehmet Bey! Cezalarını ben vereceğim. On paralarına kadar servetlerini soydukları günahsızlara iade edeceğim. Cesaretleri varsa işte kanun. Size şikayette bulunsunlar. Kimdir bu adamlar diyorum size? Bilmem, isimlerini unuttum. Müsaadenizle, yürü Keleş. Müsaade edecek misiniz bu deliye? Bilmem. Yoksa size mi yaptı şantajı? Yo, hayır! Ya size? Haşa! O halde?
Şimdi ne bekleyeceğiz ağam? Bizi öldürmelerini. Nasıl bileceğiz? Hazırladıkları tuzağa düşmek için işlerinden en namussuzunu göndereceklerdir. Vurduracağız! Ağam, çıldırdın mı? Savcı ilk önce kimden şüphelenir? Korkarım, bir şeyler sezinledi. Bizi ele verirse kurtulacak mısın? İki cinayetten topumuz idamı yeriz. Ama bir punduna getirip vurdurursak ikisini, nasıl ispat ederler geçmişteki cinayeti, nasıl ispat ederler Ali'yi sehpaya gönderdiğimizi? Öyle bir yere çağırırız ki gelmeye mecbur olur. Orada sanki para sızdırdığı adamlardan biri gevertmiş olur. Gerisini sen bana bırak. Ya savcıya her şeyi anlatan bir mektup bıraktıysa? Çeleşini geberttikten sonra nasıl ispat eder? Kim itiraf edecek, sen mi, ben mi? Evet, Lütfi'yi biz öldürdük. Toprağını ele geçirdik, milyonlar kazandık. Bu arada cinayeti Ali'ye yükledik, onu da bile bile sehpaya gönderdik mi diyeceğiz hacı? Ha, hazır mısın? Ne istersen yapacağız artık. Güveneceğin kaç adamın var? 5-10 kişi var. En iyilerinden seç. Birkaçına ağanıza hizmet edeceksiniz de, sırtınız gayrı yere gelmez de. Sonra var git onlara, yarın ağa anlaşmak için sizi bekliyor de. Sabah ezanı vakti, ezan vaktinde buluşacağız de. Tepelerin oradaki mezarda, tamam mı? Hala bana inanmadın mı ağam? Gir! Vurduracaklar seni. Yarın... Yani bu sabaha doğru çağıracaklar. Şehir dışında, o tepedeki mezara, 10 kişi kadar olacaklar. Delik deşik edecekler ikinizi de. Yalvarırım gitme. Kim gönderdi seni? Mehmet. Kim gönderdi? Kendim geldim, kaçtım geldim, inanmıyor musun, inanmıyor musun? İnanmıyor musun diyorum sana? Kim o? Aç beyim, ben Hamit. Ağanın haberini getirdim. Ağam selam etti. Böyle devam etmez. Yarın yani sabah ezan vakti bir buluşsak dedi. Nerede? Emir senin bey. Ama gözaltı olmaya. Şehir dışında bir yerimiz var, metruk. Hani o tepedeki mezar. Ezan vaktine daha 3 saat var. Emir senin bey. Ne cevap vereyim ağaya? Ezan okunurken oradayım. Başka? Sağlığın bey. Gidebilir miyim? Babam, senin babanı sehpaya gönderen adamdı, değil mi? Evet. Yalvarırım gitme, vuracaklar seni. Gitmeyeceğini söylemeden bırakmam seni. Mecburum. Vuracaklar seni, yalvarırım gitme, öldürecekler. Dön evine. Seni seviyorum, seviyorum seni. Seni kaybetmektense canıma kıyarım. Ya ben? Ne kadar seversem seveyim, asıldığı gece babama verdiğim söz buramda. Git artık! Ah!
önlemeye. Al sana! Geçmişte işlediğiniz cinayetlere bir yenisini ilave etmenize mani olmayan... Bakmayın orasına! Ben görünceye kadar bir yere çıkartmayın! Thank you.
öldü mü? Ölmeden önce her şeyi itiraf etti. Ya Bekir Ağa? O da itiraf etti. Filiz? Doktor Yılmaz'ın yanında. Kimseyi görmek istemediğini söyledi. Beni anlamanı rica ediyorum. Artık o babanın oğlu olarak burada yaşayamam. Ne yapacaksın? Kimsenin beni tanımayacağı bir yere gideceğim Filiz. Bu maceraya seni sürüklemek istemem. Peşimden gel diyemem sana. Hele ona karşı olan hislerini anladıktan sonra. Onu çok seviyorsun, değil mi? Bütün ömrüm boyunca başarılar, saadetler dilerim. Babanı sorarlarsa, benimle utanma oğlum. Babam katil değildi, ona iftira ettiler. Babam fakirdi, garipti ama namuslu adamdı diye bağır. Babanla utanma oğlum. Seninle iftihar ettim babam, her zaman iftihar ettim. Ölünceye kadar da iftihar edeceğim. Can, biricik oğlum. Seni Allah'a emanet ediyorum oğlum. Babam ben geldim, oğlun geldi. Öcünü komadım ***'lerin yanına. Oğlun olarak vazifemi yaptım babam, rahat uyu. Hayatını bir memurla, bir emniyet mensubuyla birleştirmek ister misin?